Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Önce sağlık diyerek başladığımız Başkent'te Sağlık programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Yine sevgili izleyiciler iki farklı konu başlığıyla ekranınızda olacağız. Romatolojik hastalıklarla ilgili bilgiler alacağız. Sevgili izleyiciler, romatizma olarak biliyoruz halk arasında daha çok. Romatolojik hastalıkların tedavisinde biliyorsunuz ilaçların yeri, önemi büyük. İşte bu farklı ilaç gruplarını konuşacağız. Romatolojik hastalıklarda gündeme gelen ilaçlar, kullanılan ilaçlarla ilgili aslında hastaların da merak ettiği ve bilmesi gereken önemli konu başlıklarına değinerek başlıyoruz programımıza. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Berivan Bitik hocamız bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Berivan hocam? İyiyim, teşekkürler. Siz de iyi misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Tabii zaman zaman hocam romatolojik hastalıklarla ilgili önemli programlar yapıyoruz. Çünkü çok fazla alt başlığı olduğunu biliyoruz. Bir iltihaplı bir de değil mi hocam? İltihaplı olmayan romatolojik hastalıklar var. Dilerseniz bu ayrımı yaparak başlayalım. Programımıza da öyle bir hocam çerçeve çizelim. Ne dersiniz? Olur. Şimdi romatolojik hastalıkları dediğiniz gibi iltihaplı ve iltihaplı olmayan diye ikiye ayırabiliriz genel başlık olarak. Tabii bu genel başlıkların altında bazen işte onlarca hastalık sayabiliyoruz. Evet, evet. İltihaplı olmayan romatizmaların en sık tanımı kireçlenme, eklem kireçlenmesi gibi de isimlendirebiliyoruz. Biz ilaç tedavisini çoğunlukla iltihaplı romatizmalarda kullanıyoruz. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef romatizması, işte omurga romatizmalarında kullanıyoruz. İlaç tedavisi bazen ömür boyu devam edebiliyor. Bazen kısa süreli bu iltihaplı romatizmalarda kısa süreli kullanabiliyoruz. İşte bu grupları konuşacağız. Evet. İltihaplı romatizmal hastalıklarda kullanılan ilaçlar hakkında değil mi hocam? Bilgiler alacağız. Bunu izleyicilerimize de programın başında paylaşmış olalım. Hocam peki bu hastalık grubunda ilaç tedavilerinin yeri önemi nedir? Şimdi iltihaplı romatizmalar, tansiyon, şeker hastalığı, işte böbrek hastalığı, koroner kalp hastalığı gibi kronik hastalıklar. Dolayısıyla tedavileri de hani kronik uzun süren bir süreç oluyor ve İlaçsız tedavileri çoğunlukla olmuyor. Bazı iltihaplı romatizmalarımızda ilaç tedavisini veriyoruz. Bir süre sonra ilaç tedavisine ara verebiliyoruz çok nadiren. Ama çoğunlukla hastalar uzunca bir süre ilaç tedavisi almak zorunda kalıyorlar. İlaç tedavinin önemli bir, değil mi hocam, aslında yerinde. Ve çok uzun zaman kullanan bu ilaçları hasta grupları var. Eminim çok da merak edilen soru var. Hocam farklı ilaç gruplarından da söz ediyoruz değil mi? İsterseniz bu gruplamayı da yapalım. Tek bir ilaç grubu mu var? Şöyle birkaç çeşit diyebiliriz. Tabii romatizma, iltihaplı romatizma hastalık çeşitimiz arttıkça yani ilaç çeşitliliğimiz, ilaç sayımız da artıyor. Genel başlıkta toplarsak bunları kortizon olmayan antiinflamatuar ilaçlar, kortizon tedavisi bir de hastalığı tedavi edici ilaçlar diye de gruplandırabiliyoruz. Bunlar metotreksat, leflunomid, kinin türevi ilaçlar olabilir. Bir de biyolojik ilaç tedavilerimiz var. Bu diğer işte konvansiyonel diyoruz, geleneksel tedavilerimizin çok yeterli olmadığı durumlarda biyolojik ilaç tedavisine geçiş yapabiliyoruz. Hocam o zaman anti-inflamatuar ilaç grubuyla başlayalım mı? Özellikle çünkü sıklıkla değil mi hocam kullanılan bir ilaç grubu. Aslında anti-inflamatuar ilaç grubu diyorum, eminim kullanan izleyicilerimiz, hastalarınız bu ilaç grubunu çokça tanıyorlar, biliyorlar. Evet. Hocam hangi hastalıklarda, ne zaman ve nasıl gündeme geliyor? Hemen bilgiler alalım sizden. Şimdi kortizon olmayan antiinflamatuar ilaçlardan başlarsak bunları biz genel ağrı kesiciler gibi de bilebiliyoruz. Örneğin başımız, dişimiz ağrıdığında ağrı kesici alıp bırakıyoruz. Evet, ama hocam, bazı iltihaplı romatizmalarımızda, örneğin omurga romatizmalarında, ankilozan spondilitte bunları tedavi edici gibi bir süre kullanabiliyoruz. Tedavi edici olarak. Hastalarımız bazen
işte ben hani bu ağrıyı çekebilirim, ilaçları ağrı kesici kullanmak istemiyorum diyebiliyorlar. Ama bunları tedavi edici olarak kullandığımızda hani bir süre düzenli almamız gerekiyor. Bu grup ilaç, şimdi tabii ilacın ismini hani veremiyorum size ama uzunca bir süre bazen kullanılabiliyor, işte, kullanılabiliyor. Bunların her ilacın kendine özgü bir dozu var. Yani A ilacı ve B ilacı gibi düşünürsek A ilacının dozu 25 mg örneğin, B ilacı 50 mg. A ilacı dozu hani 25 mg olduğu için B ilacından daha az etkili olmuyor. Çünkü her ilacın dozu kendi içinde farklı. Aynı ilacın dozunu arttırdığımızda etkinliği daha fazla olabilir. Yan etki riski daha fazla olabilir ama ilaçları kıyaslamamak gerekiyor. Bu bilgi genel olarak önemli. Ya da hepsini aynı miligram neden kullanmıyorum diye belki sorular geliyor. Evet. O düzen tamamen hekimimiz tarafından oluşturuluyor. Evet. Mesela bir hasta bir ilacın işte kortizon olmayan antiinflamatuar ilacı işte 10 mg alıyor ama mesela komşusu 5 mg alıyor ve daha çok fayda gördüğünü söylüyor. Daha işte yan etki olmadığını düşünüyor. Daha rahat benim, olduğunu evet, belki. Evet, ilacımın dozunu azaltabilir miyiz diyebiliyor ama onlar denk değil aslında. O iki farklı ilaç grubu. Hastalık da farklı değil mi aslında hocam? Yani kesinlikle. Siz tabii tamamen kişiye özgü bir tedavi modeli düzenliyorsunuz evet. burada. Evet, bu ilaçların dozu, ne kadar süre kullanılacakları, hangi sıklıkta kullanılacakları, kullanılacağı tamamen hastaya özgü. Herkesin hastalığı birbirinden farklı. Biz romatolojide de hastalık yok, hasta var diyoruz. Dolayısıyla hastaların hani kendi kullandıkları tedavi kendilerine özgü. O hiç kimseyle bir şekilde kıyaslama yapmamak gerekiyor. Bu ilaçları tedavi edici gibi de kullandığımız için bazı hastalarda mesela günlük verebiliyoruz, günde birkaç kez. Bazı hastalarda belki haftada bir iki tane verebiliyoruz. Bu hastadan hastaya değişebiliyor. Şimdi hocam anti-inflamatuar ilaç gruplarını konuşuyoruz. Uzun süre kullanılabilir dedik. Aslında birden fazla da kullanılabilir. İşte az önce örnekler verdiniz. Peki kullanımında nelere dikkat edilsin? Eminim hastalarınız yine size bu soruyu sıklıkla soruyor. Şimdi bu ilaçların ne kadar süre kullanılacağı da hastanın hastaya değişebiliyor. Bazen mesela bir hafta, bazen bir ay kullanabiliyoruz. Şimdi bu ilaçları kullanırken genel olarak dikkat edilmesi gereken nokta, bu da hastanın hastaya aslında değişebilir. Örneğin bazı hastaların böbrek testi daha sınırda olabilir. Biz ona göre bir doz ayarı yapabiliriz ama hasta farklı bir dozda almak isteyebilir. O yüzden ilaçları hangi dozda kullanılacak, ne kadar süre kullanılacak, bunu hastanın iyi anlaması gerekiyor. Biz genelde reçete ederken bu bilgiyi veriyoruz. Bazen bu ilaçlar tabii ağrı kesici olarak biliniyorlar. Hasta bu ilaçları alırken mesela ağrısı geçmediğinde ek yanına başka bir ağrı kesici kullanabilir. Örneğin bu kortizon olmayan anti-inflamatuar ilaçları genelde 4 saat içinde aynı anda içilmesini istemeyiz. İlaç etkileşimi olabilir. O yüzden ağrı kesimi olarak kullanacaklar, tedavi edecek. Genelde bir arada yapıyoruz bu tedaviyi verirken ama bunu hastanın bilmesi gerekiyor. Yanında başka bir ilaç hani kullanırken ilaç etkileşimi açısından sorabilirler. O zaman üst üste içmek belki değil mi hocam, önerilmeyecek bu durumda? Tabii, yani örneğin 4 saat içinde daha sık olmaya içmeyin diyoruz. Bazı ilaçlarda bu süre daha da artabiliyor. Mide sorunu, bu ilaçlar çok nadiren mide sorunu yaratabilir. O yüzden biz genelde reçete ederken mide koruyucu verebiliyoruz ama çoğunlukla gerekmiyor. Onun dışında çok özel dikkat edilmesi gereken alerji olabiliyor bazen. Ürtiker gibi kaşıntı. Böyle bir durum olursa mutlaka doktorunuza haber verin diyoruz. Mesela buna dikkat edilebilir. Hocam gebelik sürecinde olan hastalarınız da olabilir. Peki bu anti-inflamatuar ilaç grubu gebelik döneminde kullanılabilir mi?
Şöyle, gebeliğin son 30. haftasından sonra hiçbir şekilde vermiyoruz. Daha erken dönemde de eğer hastanın hastalığı aktifse ve doktor uygun görüyorsa çok nadiren verebiliyoruz. Ama ön planda gebelikte tercih etmiyoruz. Ciddi yan etkileri var mı hocam? Çünkü bunlar eminim yine hastalarınızdan size sıklıkla gelen sorular. Antiinflamatuar ilaçların ciddi yan etkilerinden ya da ne tür yan etkilerinden söz etmek mümkün? Şimdi kortizon olmayan antiinflamatuar ilaçların genel olarak söylersek ciddi bir yan etkisi yok. Ama örneğin böbrek testi kreatin değeri yüksek olan bir hastada ya da daha önce mide kanaması geçiren bir hastada kontrolsüz kullanımı ciddi risk yaratabilir. Ama genel olarak çok ciddi riskleri olan ilaç grubu değil. Ama bazen mesela hastanın alerjisi oluyor. Örnek veriyorum. O durumda anafilaksi gibi çok ciddi bir alerjik reaksiyon olabilir ama bunlar çok çok nadir. Ve genelde reçete edilirken de hasta hekim bu yan etkileri genelde konuşmuş oluyorlar. Hocam ağrı kesici kullanımı da çok önemli tabii hastalıklarınızda. Çünkü ağrı şikayetiyle daha çok geliyor değil mi hastalar size? Evet. Bu konuda da aslında çok bilinçli olmak lazım. Evet. Şimdi bu ilaçları tedavi edici gibi de kullanıyoruz. Bazen bu ilaçların yanına biz esas örneğin romatoid artritte tedavi edici ilacı veriyoruz. Ama bu ilaçların etkisinin ortaya çıkması biraz zaman alabilir. Bu süre içinde hastanın ağrısını da azaltmak için kortizon ya da kortizon olmayan antiinflamatuar ilaçları verebiliyoruz. Yine ek olarak kullanılabiliyor. Evet. Ama hekimimize danışarak kullanmak her zaman değil mi hocam? Kesinlikle. Önemli bir konu başlığı. Evet. Çünkü ağrı gerçekten önemli bir şikayet ve tabii o an gidermek istiyoruz, o ağrıdan uzaklaşmak istiyoruz. Ve hemen de herhalde etki ediyor değil mi hocam ilaçlar? Şimdi tedavideki başarısını da soralım. Evet. Romatolojik hastalıklarda aslında hastanın ve hekimin iltihaplı romatizmalarda özellikle neyi tedavi ettiğini iyi bir şekilde hastayla birlikte bunu netleştirmemiz gerekiyor. Örneğin biz romatoid artritli bir hastanın dizi örneğin çok ağrıyor ve dizinde ciddi bir kireçlenmesi var. Şimdi biz ağrı kesici verdiğimizde ya da verdiğimiz diğer tedavi edici ilaçlar bu diz ağrısını tamamen geçirmeyebilir. Şimdi hastanın ciddi kıkırdak kaybı olduysa ağrı kesici kullanmak hastanın ağrısını 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat rahatlatabilir ama sonrasında tekrar ağrı ortaya çıkar. Çok ileri dönem kireçlenmede. Dolayısıyla bu durumda hasta ilaç tedavisini alırken benim dizimin ağrısı geçmedi, bu ilaçlar bende işe yaramıyor gibi mesela düşünmemesi gerekiyor. O yüzden neyi tedavi ettiğimizi, tedaviden ne beklediğimizi genelde hastayla detaylı konuşuyoruz ama hastaların kafalarına takılan soru olduğu zaman hekimlerine bunu iletmeleri gerekiyor. Yani bir ağrı kesici kullanıyor ve ağrıları geçmiyorsa neden geçmediğini, hangi sorundan ağrının kaynaklandığını bilmek gerekiyor. Önemli bir ilaç kullanıyoruz. Acaba bu gerçekten değil mi hocam? İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Belirtiler geçti mi, geçmedi mi? Önemli. Diğer önemli bir grup kortizon içerikli ilaçlar. Evet. Hocam aslında gerçekten bir taraftan çok önemli ilaçlar, bir taraftan yine korkulan, bazen özellikle yan etkileri konusunda çekincelerinde olduğu grup ilaçlar. Yanılmıyorum herhalde. Ne zaman gündeme gelir hocam? Şimdi kortizon bizim gerçekten en korkulan ilaçlarımızdan biri ama o korku gerçekte ki yan etkilerden çok çok daha yüksek. Kortizonu biz çoğunlukla diğer romatizma ilaçlarının etki süresi başlayıncaya kadar genellikle kısa süreli kullanıyoruz. En sıklıkla romatoid artritte kullanıyoruz. Bazı romatizmalarımızda ön planda tercih etmiyoruz. Ama örnek veriyorum bir hastanın bir eklemi şiş, sıcak yani o eklemde inflamasyon, iltihap varsa daha kısa sürede yanıt almak için ve diğer ilaçların etki süresi etkileri ortaya çıkıncaya kadar kısa süreli kullanıyoruz. Kısa süreli kullanımlar söz konusu.
Genellikle 3 aydan kısa süreli tercih ediyoruz. Örneğin romatoid artritte, ama bazı hastalarda ömür boyu kullandığımızda olabiliyor. Burada yan etki, şimdi bir ilacı verirken bu kortizon da dahil, yan etki riskiyle fayda, ilacı kullanmadığı zaman ki riski, risk olacak, dengesini iyi bilmek gerekiyor. Eğer ilacı verdiğimizdeki fayda ilacı kullandığımız riskten daha fazlaysa, bizim için orada daha önemli ilaç tedavisi. Kortizonu sürekli kullanan da bir hasta grubunuz olabiliyor. Çok mesela çok nadiren. Hocam, dermatomiyozit örnek veriyorum. Bazı kas, iltihaplı kas hastalıklarında bazen çok dirençli romatoid artritte onları çok uzunca bir süre kullanmamız gerekebiliyor. Yine burada doz önemli herhalde, değil mi hocam? Ne kadar kullanıldı? Evet. Bu dozda hastadan hastaya değişiyor ama genelde bir hastada hastaya en etkin, en az yan etki yapacak dozu bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Hocam, kortizon kullanımında hastalarınızın dikkat etmeleri gereken şeyler nelerdir? Yani kısa süreli de kullanıyor olsa, uzun süreli de kullanıyor olsa, çünkü bir taraftan elinizi güçlendiren ilaçlar hocam. Peki kullanımında nelere dikkat edilsin? Şimdi kortizon kullanırken özellikle dikkat edilmesi gereken bazı noktalar yine hastadan hastaya değişebilir. Ama genel olarak şunu söylüyoruz. Eğer çok ciddi bir tansiyonu yoksa, çok ciddi bir şeker hastalığı yoksa, tuzu azaltmaları. Bazen çünkü hastalarımız sıfır tuz yapabiliyorlar. Eğer bu saydığım ciddi hastalıklar yoksa çok ciddi bir tuz kısıtlaması gerekmiyor. Az tuzlu, mümkün olduğunca kalorisi yüksek gıdalardan uzak durmalarını istiyoruz. Şeker, pasta, poğaça ve hamurlu hamur işleri örneğin, bunları azaltmalarını istiyoruz. Düzenli bir egzersiz programları yoksa, bu egzersiz programını bir şekilde yaşamlarına sokmalarını istiyoruz. Ama bu sadece kortizon kullanımına spesifik değil. Ama bazen böyle ekstra kaygılar olabiliyor. İşte kilo alabilir alır mıyım diye. Evet. Ki kilo aldırma yan etkisi de çok sık gördüğümüz bir yan etki değil bu arada. Öyle bilinir. Çok nadiren iştahı arttırabilir. O yüzden yani dikkat edelim diyoruz. Ama yani klinik pratikte çok ciddi bir yan etki görmüyoruz. Böyle çok ciddi korkulacak yan etki görmüyoruz. Şu durumdan daha çok korkuyoruz. Kortizonun kontrolsüz kullanıldığı dönemler. Hastanın ağrısına iyi geliyor. Romatoloji doktoruna takibe gitmiyor. Örneğin bir yıl, iki yıl kortizon tedavisini almaya devam ediyor. Bizim için en riskli grup o grup aslında. Kemik erimesi riski olabilir, şekeri yükseltebilir. Uzun vadede değil mi hocam? Kontrolsüz kullanılması. Evet. Hekime danışmadan asla o zaman kortizona devam etmiyoruz ya da başlamıyoruz. Evet. Evet, böyle yani, hastalar olabiliyor mu hocam? Sıklıkla oluyor. Yani şikayetleri ortaya çıkıyor ve... Evet, kortizonun yan etkisini gördüğümüz hasta grubunda sıklıkla böyle, hani kortizon çok etkili bir ilaç, bir şekilde iltihabı baskılıyor, tedavi ediyor. Hasta diğer tedavi edici ilaçlarını kullanmayıp kortizon kullanmaya devam ediyor. Romatoloji örneğin bir yıl sonra geliyor. Geldiğinde ciddi kilo almış oluyor, böyle hafif ADD 100 görünümü olabiliyor, tansiyon yüksek, kemik erimesi olabiliyor. O durum yan etki yaratıyor ve genelde de işte kortizon yan etkisinden korkuyoruz. Yani bu tür olgular sonrasında. Bilinçsiz kullanım. Evet, yan etkiler ortaya çıkınca hastalar korkuyorlar. Tabii şikayetlerde gerileyince doktora gitme, değil mi hocam, düşüncesi? Evet. Fikri de ortadan kalkmış oluyor. Kontrol süresinin arası açılabiliyor örneğin. Ne hocam, mesela kontrol açısından tabii ilaç tedavilerinde takip ediyorsunuz hastalarınızı, böyle ortalama süreler verebiliyor musunuz? Bu genelde hastadan hastaya değişiyor ama bir ilaç ilk kez eğer başlıyorsak 3 hafta, 4 hafta, duruma göre 1 hafta, 2 hafta olabiliyor. Genelde 3-4 hafta sonra yan etki açısından kontrole çağırıyoruz. Her şey yolundaysa 3 ayda bir görebiliyoruz ama bu sıklık dediğim gibi çok değişebiliyor. Hastanın karaciğer testi yüksekse bu kontrol süresi 1 hafta olabiliyor örneğin. Ama mesela kişi kendini iyi de hissetse, şikayetleri ortadan kalkmış da olsa kontrole muhakkak gitmek lazım, tabii, değil mi Berivan hocam? Tabii, tabii. Eğer kortizon tedavisi alıyorsa o daha da önemli. Daha da önemli.
ve biyolojik ajanlar olarak bilinen bir grup ilaç var hocam ve aslında hem merak ediliyor, biraz da ön yargılar var hocam bu ilaçlara karşı, yan etkileri bakımından tabii. Evet. Şimdi biyolojik ajanlar deniyor ama bu ilaç grupları kimlere nasıl hocam öneriliyor? Biraz bu ilaç grubunda konuşalım dilerseniz. Biyolojik ilaçlar ismi biraz gerçekten korkutabiliyor hastalarımız ama biz romatolojide, romatoid artritte, ankilozan spondilitte, sedef romatizmasına ya da damar iltihaplanmalarında kullanabiliyoruz. Biyolojik ilaçlarda çeşit çeşit etki mekanizmasına göre gruplandırılabilen ilaçlar. Bu ilaçları çoğunlukla hastalığı tedavi edici diğer ilaçlar, metotreksat, lefnamid, bu diğer ilaçlar işe yaramadığında genellikle veriyoruz. Ama bazı hastalık gruplarında ilk tedavide de tercih edebiliyoruz. Ama çoğunlukla diğer ilaçlar faydalı olmuyorsa ya da yan etki... Örneğin romatoid artritli bir hastaya biz metotreksat veriyoruz, lefnamid veriyoruz ama hastalığı kontrol altına alamıyoruz örneğin. Bu durumda bu tedaviye, daha önce kullandıkları tedaviye ek biyolojik ilaç tedavisi verebiliyoruz. Ya da ankilozan spondilitli hastalarda kortizon olmayan antiinflamatuar ilaçlar ya da sülfasalazin sonrası hastanın hastalığı hala aktifse o durumda biyolojik ilaçları verebiliyoruz. Az önce sözünüzü kestim ama hocam, evet bu durumda biyolojik ajanları öneriyoruz dediniz. Bir grup daha mı var önerdiğiniz? İlaçlar işe yaramadığı zaman evet gündeme geliyor. Başka bir grup daha var mı peki? Şöyle, romatoid artritte mesela verebiliyoruz. Ankilozan spondilitte ilaçlar işe yaramadığında ya da o bizim geleneksel sık kullandığımız ilaçları yan etki olduğunda. Örneğin böbrek testi hastanın yüksek, karaciğer testi yüksek ya da hastada alerjik bir reaksiyon oldu. O durumda da biraz daha erken biyolojik tedaviye geçebiliyoruz. Biraz ismi korkutuyor galiba hastaları, biyolojik ajan olması. Ve bu ilaçları verirken de hocam, değil mi, bazı testler, bazı aslında tetkikler istiyorsunuz. Biraz bunları da konuşalım dilerseniz hocam. Bu ilaçlar şöyle, aslında korkuluyor ama mesela 20 yıla yakın sürede kullanan hastalarımız da var. Sadece biraz prosedürleri var. Tedavi öncesinde bazı, örneğin anti-TNF dediğimiz biyolojik ilaçlar öncesinde, bunlar çok nadiren akciğerde verem riskini artırabilirler. O yüzden verem taraması yapıyoruz. Bir kan testi ya da cilt testiyle. Hastanın onun nasıl söyleyebilirim, ailesinde örneğin işte mantillere yatkınlık, bir şekilde çok fazla kanser öyküsü varsa kanser taramalarını yapmalarını isteyebiliyoruz. Ama genel olarak bu ilaçlar, biz hekimlerin çok korktuğu ilaçlar değil. Sadece uygun hastada, gerektiği uygun zamanda, kullanıldığı zaman. Evet. Yine doz çok önemli, etkililer. Yer ve zaman, değil mi hocam? Doğru kişiye doğru tedavi. Doğru tedavi. Ve yine kontroller önemli mi hocam? Bu uzun süreli kullanılabilen bir ilaç grubu mu peki? Evet, bu biyolojik ajan tedavisinde de biz hastaları 3 ayda bir mutlaka görüyoruz. Bazı taramalarını yılda bir düzenli yapabiliyoruz. Bu ilaçları zaten hasta kontrolsüz alamıyor. Yani biz rapor süresini uzun çıkarsak bile eczaneden alamıyorlar. Bu aslında iyi bir şey. Kontrole gelmeleri gerekiyor, değil mi? Kontrole geliyorlar. Ama uzun süre kullanan hastalarımız da oluyor dediniz hocam. Tabii. Peki böyle hani merak ettikleri ya da hani yan etki bakımından özellikle ya da hayat tarzı bakımından dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Bu ilaçları kullanırken diğer ilaçlarımızdan çok daha farklı dikkat etmeleri gereken çok çok özel bir şey yok. Rutin örneğin hasta zatürre oldu, enfeksiyon geçiriyor, ağır bir enfeksiyon geçiriyor. O dönemlerde bu romatizma ilaçların, biyolojik ilaçlar dahil bir hafta atlayabiliyoruz. 10 gün örneğin bazı ilaçları atlayabiliyoruz. Onun dışında çok 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 spesifik, diğer ilaçlardan farklı bir dikkat edilmesi gereken nokta yok bu ilaç grubunda. Biz göğüs hastalıkları doktoruna düzenli aralıklarda zaten gönderiyoruz. Akciğer muayenelerini yapıyoruz.
Önemli. Hocam evet. Şimdi romatolojik hastalıklar aslında kronik hastalıklar değil mi? Evet. İltihaplı romatizmal hastalıkların tedavisinde ilaçların yeri önemli dedik ve bu ilaç gruplarıyla da ilgili bilgileri aldık ama ben son bir mesaj rica edeceğim. Evet. Sadece ilaçları kullanmak da yeterli mi hocam bu hastalık evet. grubunda? Bunu da soralım. Evet. Şimdi sadece ilaç tedavisi yetmeyecek. Mutlaka bazı hastalıklarda, örneğin ankilozan spondilitte hastanın yaptığı yaşam tarzı değişikliği, sigarayı bırakması, egzersiz yapması, bu da tedavinin diğer yarısı. İlaç tedavisi hiçbir zaman tek başına yeterli olmayacak. Mutlaka düzenli, örneğin egzersiz yapılması gerekiyor. İlaçlarla ilgili benim vermek isteyeceğim herhalde mesaj şu olacak. Bir ilaçla ilgili sorun yaşandığında ya da ilaçla ilgili hastayı endişelendiren ya da kafasını karıştıran bir nokta olduğunda mutlaka hekimine danışması gerekiyor. İlacı hani kendisi kontrolsüz bırakması yerine ya da kontrolsüz kullanması yerine mutlaka hekimine danışması gerekiyor ve düzenli kontrollerine gitmesi gerekiyor hastalığın. En altın bilgi bu herhalde değil mi hocam? Bu iletişim çok önemli gerçekten. Hekimimizle kurduğumuz iletişim ve tabii ki lütfen kontrollerimizi aksatmayalım. Yerivan hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız, zaman ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Evet sevgili izleyiciler, farklı bilgiler alarak devam edelim. Programımızın ikinci bölümünde ağız ve diş sağlığımızla ilgili önemli bir konu başlığımız olacak. Diş hekimliğinde kanal tedavisini konuşacağız. Merak edilen sorulara cevaplar bulacağız. En sık karşılaşılan sorunlardan birisi olan cilt kuruluğuna özellikle kış aylarında daha çok rastlanıyor. Uzmanlar çevresel nem oranının azalması, aşırı güneşte kalma, sık banyo yapma, uzun süreli su teması ve soğuk havanın ciltte nem kaybına neden olarak kuruluğa sebep olabildiğini belirtiyor. Yaş ilerledikçe derinin su tutma kapasitesi azaldığından kuruluk yakılması bu dönemde daha sık görülüyor. En sık kol ve bacaklarda görülen kuruluk vücudun her yerinde hissedilebiliyor. Aşırı kuruluksa deri yoluyla bulaşan enfeksiyonlara ve egzama oluşumuna neden olabiliyor. Ciltte kuruluk şikayeti olan kişilere tavsiyelerse şu şekilde. Sıcak su cilt kuruluğunu artıran en önemli faktörlerden biridir. Çok sıcak suyla yıkanmayın. Yıkanırken kurutmayan sabunlar, yağ içeren şampuanlar kullanın. Vücudunuzu her gün sabah ve akşam olacak şekilde nemlendirmeyi unutmayın. Yaşadığınız ortamlarda nem oranını artıracak önlemler alın. Bol su için biyotin, çinko, folik asit, omega 3, yağ asitlerinden zengin beslenin. Güneşe çıkmadan önce güneş koruyucu krem kullanın. Cilt kuruluğu olan kişiler mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışmalı. Kişinin şikayetleri, belirtilen süresi ve şiddeti, tedavinin şeklini belirler. Bazı olgularda sadece nemlendiriciler yeterli olurken, belirtilerin şiddetli olduğu olgularda farklı tedaviler gerekebilir. Çok sayıda ve markada nemlendirici olduğundan rastgele bir nemlendirici kullanımı doğru değildir. Hastanın deri tipine ve şikayetlerine uygun nemlendiriciler önerilmelidir. Sevgili izleyiciler, stüdyomuzda devam ediyoruz programımıza. Diş hekimliğinde kanal tedavisini konuşacağız. Genelde ağrılı bir tedavi olarak biliniyor ama kanal tedavisi sağlıklı bir ağız ve diş için önemli. Peki kanal tedavisiyle ilgili merak edilenler neler? İşte bu sorularımıza cevaplar bulacağız. Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı'ndan uzman diş hekimi Alev Ercan bizlerle olacak. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Ağız ve diş sağlığı çok önemli. Ben aslında izleyicilerimiz, takip eden izleyicilerimiz bilirler belki. Böyle bir konu işlediğimizde sağlık ağızda başlar diye hemen altını çizmek istiyorum. Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Kanal tedavisini konuşacağız sizinle. Kanal tedavisi genelde böyle ağrılı, zor, uzun bir tedavi olarak biliniyor. Evet. Nedir kanal tedavisi? Bildiğiniz üzere diş dıştan içe 3 tane tabakadan oluşuyor. Dışta bir şeffaf saydam mine tabakamız var, ortasında dentin. Sonra dişin damar sinirlerinin geçtiği canlı dediğimiz pulpa dokumuz var en iç kısımda. Bazen derin çürükler,
travmalar ve farklı sebepler dolayısıyla bu pulpa dokusu iltihaplanabiliyor, hasar görebiliyor. Ve bunların sonucunda da aslında bizim pulpa dokusunu çıkartmamızı ve daha sonra bu bölgeyi doldurmamız işlemini kanal tedavisi adı veriyoruz. Aslında dolgu çok biliniyor. Dolgunun böyle biraz daha farklı bir çeşidi diyebilir miyiz? Köke yapılan versiyonu diyebiliriz aynen. Değil mi? Şimdi hasta kanal tedavisine ihtiyacım var mı yok mu? Bunu anlamlandırmamız mümkün mü? Aslında mümkün. Genel olarak başka bir konuya da değineyim burada. Hekimlerimizin arzuladığı başka bir şey var. Koruyucu hekimliğin aslında gelişmesi. Evet. Dişte kanal tedavisi semptomları görülmeden, kanal tedavisi yapılacak hale gelmeden önce kontrollerle, çeşitli kontrollerle öncelikle semptom göstermeden tedavi edilmesi. Ama tabii bunların yapılamadığı durumlarda da hastalarımızın belli faktörlerle kanal tedavisi için ya da işte dolgu için evet, diş hekimlerine kontrollerine acaba gitmeli miyiz dediği durumlar olabilir. Onları şöyle özetleyelim. Ya tabii her zaman da bu semptomlar görülünce kanal tedavisi olacak diyemiyoruz. Muayene tabii sonucunda belli oluyor. Ama önemsenmesi gereken belirtiler tabii. Bunlar öyle tabii. Değil mi? Öncelikle ve sıcak ve soğuk ağrısı bizim için çok önemli. Öyle mi? Yeme ve içme esnasında dişlerimiz termal uyaranlara maruz kalıyor. Normalde sağlıklı bir pulpa dokusu olduğu zaman bu termal uyaranların etkisi saniyeler içerisinde gidiyor ve dişte uzayan bir ağrı oluşturmuyor. Ama pulpa dokusu hassaslaştığı zaman, hasar gördüğü zaman sağlıksız pulpa dokusu bu uyaranlara daha şiddetli tepki veriyor ve ağrı oluştuğu zaman ağrının süresi uzuyor. Bazen dakikalara, bazen saatlere yayılan ve geçmeyen ağrılar oluşuyor. Bu diş ağrısı meşhur değil mi? Aynen düşündürebilir. Bunun haricinde meşhur diş ağrısı dediğimiz gece uykudan uyandıran, hormonal seviye, işte kafa basıncının gece daha yatarken arttığı pozisyonda daha mı çok şeklinde. Görülüyor? Evet, daha çok geceleri görülebiliyor. Çünkü aslında pulpada dediğimiz gibi damar ve sinirlerin geçtiği bir doku. Burada mikro dolaşım bozuluyor. Steroid hormonunun seviyesi değişebiliyor gece. O yüzden daha çok buradaki basınç değişimlerini hissedebiliyoruz. Ve zonklayıcı, pulsatif, nabızsal, gece uykudan uyandıran, aslında kanal tedavisine biraz gittiğini dişin gösteren karakteristik bir ağrımız oluşabiliyor. O yüzden yani gece o ağrılar biraz daha hissediliyor. Aynen. Onun haricinde şöyle durumlar olabiliyor. Bazen hastalarımızın dişlerinin kök uçlarında böyle sivilce gibi bir yapı oluşuyor. Ara ara bu sivilce gibi yapı kapanıyor, açılıyor. Buradan apse akışı oluyor. Bu da bize belki diş etinde, belki yine kanal tedavisine gidebilecek şekilde kökte kronik bir enfeksiyon varlığını gösterebiliyor. Bunlar önemli belirtiler. Var mı başka belirtiler? Ya bunun haricinde hasta dişinin üzerine basarken hassasiyet hissedebiliyor. Bu da bazen fırçalarken bile, mesela olabilir mi bu hassasiyet? Fırçalarken hassasiyet genellikle aşınma ya da diş eti problemlerine bağlı olabiliyor. Fırçalarken hassasiyetin tabii farklı faktörler açısından da değerlendirilmesi gerekiyor. Ama üstüne basarken, çiğneme esnasında yani diş fonksiyon gösterirken olan bir ağrı çürüğün ilerleyip kökün uç kısmına geçtiğini işaret edebiliyor. Bunun haricinde de belki travma gören dişlerde diğer diş dokusu beyaz gözükürken, diğer dişler beyaz gözükürken tek bir dişte mavi, gri, mor renklenme görüyorsa hasta yine diş hekimine başvurabilir. Bunlar önemli belirtiler ama bir şeyin altını çizdiniz ki hepimiz için kıymetli. Koruyucu hekimlik. Evet. Rutin diş hekimi kontrollerimize gitmeliyiz. Bunun zaman aralığı neydi? Hatırlatalım izleyicilerimize. Evet, hatırlatalım. Şöyle bazı hastalarımızda genetik sebeplerle veya çürük oluşturan bakterilerin fazla olması sebebiyle daha kısa kontroller yapmamız gerekiyor. 3 ay aralıklarla kontrol yapmamız gerekiyor. Ama genelde rutin olarak 6 ay kontrolü öneriyoruz. Yani yılda 2 kere diş hekimliğine rutin kontrole gitmeleri gerekiyor hastalarımızın. 6 ay hızlı geçen bir süre. Evet. Değil mi? Böyle hemen geçiveriyor. O yüzden aslında hiç aksatmamak, belki not almak lazım. Diş sağlığı çok önemli. Çünkü erken tedavilerle dişler kurtarılabiliyor ve daha da ileri tedavilere belki gerek bile kalmıyor. Evet. Aslında kanal tedavisi de gerçekten bu anlamda önemli bir tedavi. Nasıl yapılıyor? Hemen bilgiler alalım. Ben programın açılışında da söyledim. Biraz böyle uzun, ağrılı bir işlem gibi görülüyor ama hala öyle mi? Teknolojideki gelişmeler bu alanda önemli artıları getirdi mi?
aslında getirdi. Onu da birazcık ilerleyen zamanlarda bahsedeyim. Kanal tedavisine önce karar vermemiz gerekiyor. Dişe gerçekten kanal tedavisi uygulanıyor. İyi bir teşhis en önemli şey. Çünkü farklı tedavi yöntemiyle dişe hastalıklarıyla dahi karışabiliyor. Evet. Önce iyi bir teşhis koymamız gerekiyor. Bu teşhisi de ağız içi muayene ve bir radyograf alarak, teşhis radyografı alarak koyuyoruz. Bunun haricinde hastanın genel sağlık durumu, medikal durumu, kullandığı ilaçlar, bu ilaçların kesilmesi, doktoruna danışılması, bunlar da bizim için önem gösteriyor. Bütün bunlar yapıldıktan sonra gelelim kanal tedavisi klinikte nasıl yapılıyor? İyi ve derin bir anestezi sağlıyoruz bölgede. Anestezi yapıldıktan sonra dişin çürük bölgesi ya da işte dişin ortasına girebileceğimiz, pulpa dokusuna ulaşabileceğimiz bölgesini açıyoruz. Açtıktan sonra çeşitli kanal ayası dediğimiz ya da işte döner alet dediğimiz cihazlarla birlikte pulpa dokusunu bu bölgeden çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra kalan işte mikroorganizma, nekrotik artıkları dezenfekte edici ajanlarla, solüsyonlarla temizliyoruz. Yani burayı güzelce dezenfekte edip yıkıyoruz. Hı hı. Ve yıkadıktan sonra da kurulayarak aynı sizin programın başında da dediğiniz gibi bir dişin üst kısmına dolgu koyduğumuz gibi kökün içini de dolduruyoruz. Orayı tabii orası çünkü temizlenmiş oluyor. Evet, sızdırmaz bir şekilde doldurmamız gerekiyor ki mikroorganizma girişi çıkışı yukarıdaki kapanmış ve aşağıdaki olsun. Dokulardan olmasın aynı. Bu işlemden sonra kanal tedavisi tamamlanmış mı oluyor? Evet, tamamlanmış oluyor. Bir seansta bitiyor mu bu tedaviler? Uzun mu sürüyor ya da uzun sürdüğü zamanlar ne zamanlardır? Ya şöyle, hem seansın süresi var hem de seansların sayısı var. Genellikle biz hastalara bir seans süresi verdiğimizde 45 dakika, 1 saatlik bir randevu veriyoruz bu seans süresinde. Biraz uzun değil mi? Hastalar için zorlu oluyor mu? Hastalar için zor oluyor. Hatta biz hasta olduğumuzda bizim için de zor oluyor. Hastalarla tabii ki empati yapabiliyoruz. Ama genellikle iyi bir kanal tedavisi yapabilmek için oradaki dezenfekte edici solüsyonun da ortalama yarım saat 40 dakika kadar dişin içerisinde de yıkama halinde olması, yani temizlenmesi için kalmasını öneriliyor. Bu şekilde istiyoruz. 45 dakika ve 1 saat bizim ortalama süremiz. Ama dişlerin durumlarına göre bu süre değişebiliyor, uzayabiliyor, daha çok kısalmaktan ziyade uzayabiliyor. Şuna örnek verebilirsek, örneğin ön dişlerde tek kanal oluyor. Daha geniş oluyor bu kanallar. Daha görebiliyoruz. Birazcık daha ortaya gittiğimizde iki kanallı dişler olabiliyor. Bu bizim kolay ulaşabildiğimiz, görebildiğimiz bölgelerdeki geniş kanalları daha kısa sürede işlemlerini bitirebiliyoruz, yapabiliyoruz. Yani 45 dakika, 1 saate bunu sığdırabiliyoruz. Ama posterior, yani arka kısımdaki dişlerimizde hem kök kanal morfolojileri çok karmaşık olabiliyor. Hem dişlerin kanalları kasifi olabiliyor, tıkanık olabiliyor. Böyle bu da bizim kök uçlarına ulaşmamızı zorlaştırıyor ve aynı zamanda burada 3 ya da 4 kanal oluyor. Yani öndeki dişlerden daha fazla. Bu da bizim maalesef kanal tedavisinin seans süresini uzatabiliyor. Biraz uzatabiliyor. Ne kadar uzuyor? Mesela 2 seans, 3 seans. Evet, şöyle, seans süresi aslında saat olarak 1,5 saate kadar uzayabiliyor. Süre olarak da tabii dişin durumuna bağlı. Genel bir değerlendirme yapmak lazım. Çok kişisel aslında maalesef bu seans süreleri. Ama benim genel bir bilgi vermem gerekirse, eğer diş canlı bir dokuya sahipse, yani pulpa çok fazla hasar görmemişse, çok fazla mikroorganizma yoksa, enfeksiyon çok ileri bir düzeyde değilse, dişin kanallarını işte ulaşabildiysek bu seans süresi içerisinde ve dişte herhangi bir problem yoksa fonksiyonda, evet, da tek seansta aslında doldurabiliyoruz. Ama ne zaman iki seans yaparız? Yine bazen daha fazla seanslar da yapıyoruz. 3 seans, 5 seans işlem yaptığımız dişler de oluyor. Bunları şöyle durumlarda yapıyoruz. Akut enfeksiyonlu dişlerde kökün içerisinden, çevre dokulardan hala enfeksiyon, abse çıkışı olabiliyor. Böylece kuru ve temiz bir kanal ortamı elde edemiyoruz. Bazen dişleri açtığımızda çok yoğun bir koku geliyor ve bu koku bir türlü gitmiyor. Bu bize çok yine yoğun bakteri varlığını gösteriyor. Ve yoğun bakteri varlığını bir seansta bazı vakalarda çözebilmemiz, yani 40 dakikalık bir dezenfeksiyonla çözebilmemiz mümkün olmuyor. Böyle olduğu zaman da genellikle seanslar aynen, uzuyor yine. İlaç koyarak seansları arttırıyoruz. Abseli dişlerde işlem yapılabilir mi? Bu da zannediyorum size sık gelen sorular arasında. Aynen, hatta bayağı farklı bilgiler olan internette hastalarımızın da çok sorduğu, çok da korktuğu bir konu. Yapılabilir mi kanal tedavisi?
belli durumlara göre yapılabilir. Yani apseli dişlerde apsenin aslında hangi apse olduğu önemli. Yani kronik bir apse mi, akut bir apse mi olduğu geçici önemli. Geçici bir durum mu? Aynen. Bir de ne işlem yapılacağı önemli. Bunlarda da yine tabii kişiye özel ve durumlara özel şeyler oluşuyor. Hı-hı. Ama Hı-hı. benim genel olarak özetlemem gerekirse bu durumu. Kronik enfeksiyonlar, kronik apseler genellikle genel sistemi etkilemeyecek şekilde oluyor. Mesela bir sivilcenin oluşması gibi. Genel sağlığımız iyi oluyor. Herhangi bir ağrı, şişlik ya da bir sıkıntı gözükmüyor. Ama o bölgede küçük bir enfeksiyon o dağılıyor. Kronik işlemlerde genellikle biz antibiyotik kullanmadan apse olsa dahi çekim ya da kanal işlemlerini yapabiliyoruz. Tabii bu özel durumlara göre ya da vakaya göre yine değişebiliyor. Kullanılması gerekebiliyor. Ama akut işlemlerde tabii ki durum değişiyor. Akut işlemlerde yani akut enfeksiyonlarda ne tür durumlar oluşuyor? Kızarıklık oluşabiliyor bölgede. Evet, evet. Şişlik oluşabiliyor. Bölgede apse drenasyonu olabiliyor. Ateş oluyor ve ağrı oluyor. Şiddetli ağrı oluyor. Yani aslında tüm sistemi etkileyen bir durum oluyor. Genellikle tüm sistemi etkileyen bu durumlarda çekim işlemi antibiyotik baskılaması yapıldıktan sonra tercih ediliyor yapılması. Ama kanal tedavisinde daha farklı bir durum olabiliyor. Kanal tedavisinde bu akut durumlarda kimi vakalarda antibiyotik veriliyor, kimi vakalarda verilmiyor. Ama hastalarımızın merak ettiği bir şeyi cevaplamam gerekirse akut vakalarda hemen kanal tedavisine başlanılması daha iyi sonuçlar veriyor. Hastanın evet sistemik durumu iyiyse ve evet. ağız açıklığı da eğer uygunsa bazen ağız açıklığı kısıtlanabiliyor bu şekilde şişliğin olduğu vakalarda. Ağız açıklığı da uygunsa kanal işlemine hemen başlamamız gerekiyor. Çünkü biz kanalları açtığımız zaman kök bölgesinden enfeksiyon drenajı, buradaki bakterilerin artıklarının çıkışını sağlayabiliyoruz. Bu da bizim bir nevi temizlik yapmış evet, oluyorsunuz. Hem dişi lokal olarak bölgesel temizlememize hem de gerekiyorsa antibiyotik kullanarak da genel sistemik olarak da düzelmesini sağlayabiliyor. O yüzden akut vakalarda özellikle hemen kanal tedavisine başlamayı tercih ediyoruz. Yani benim dişimde apse var, ben biraz bekleyeyim, hekimime sonra giderim. Bırakalım hekimimiz karar versin değil Aynen. mi? Buna kanal tedavisi yapılır mı yapılmaz mı? Çünkü önemli işte apseli bir dişe de evet tabii. gerekirse kanal tedavisi uygulanabilir. Kanal tedavisi o seans bitiremiyor ama kanal tedavisinin ilk seansını evet başlamış başlayabiliriz, oluyor. Uygulayabiliriz. Oradaki enfektif artıkları temizleyebiliriz. Kanal tedavisi şimdi hep konuşuyoruz ama sadece çürük tedavisinde mi gündeme geliyor? Evet çürükler çok önemli. Ama pek çok farklı diş sağlığı sorunu var. Farklı nedenlerle de gündeme gelebilir mi? Gelebiliyor. Yani aslında genellikle %90 sebebi çürük oluyor. Kanal tedavisine gitme sebebinin. Burada çürüklerin de çok uzun bir süre geçmesi gerekiyor aslında kanala gitmesi için. Hı hı. Aynen. Hı hı. Yani birazcık yıl geçmesi gerekiyor. Öyle bir mi? Çürüğün derinleşerek kanal tedavisine hiç öyle ulaşması yavaş, için. Yani yavaş yavaş ilerliyor. Evet yavaş yavaş. İlerleyen bir durum. Ama tabii bunun dışındaki durumlar da kanal tedavisi ihtiyacı doğurabiliyor. Hı hı. Bunlar ne olabilir? Dişlerimizi çevreleyen bir çevre doku var. Kemik ve bağ doku var. Buna biz genellikle işte periodonsiyum diyoruz. Periodontal dokular adını veriyoruz. Bu periodontal dokularda, çevre dokularda yoğun bir enfeksiyon, yoğun hastalıkları olduğu zaman dişin kök ucundan ve dişin yan kanallarından yine mikroorganizma girişi olabiliyor. Ve bunun sonucunda da yine kanal tedavisi yapılması gerekebiliyor. Bazen bu diş eti hastalıkları sonucunda diş eti çekilmeleri oluşuyor ve bu tedavi edilemeyecek düzeye gelebiliyor. Çekilen bölgelerde sürekli yemeyle içmeyle geçmeyen sıcak soğuk hassasiyeti oluyor. Böyle olduğu zaman hastanın dişinin fonksiyonunun devam edebilmesi için, yani hastanın çiğnemesini sağlayabilmesi için kanal tedavisi yapıp aslında yine rahatlatıyorsunuz. Rahatlatabiliyoruz hastaları. Bunun haricinde yine gençlerde özellikle ergenlerde düşmeye bağlı ya da işte spor yapanlarda travma darbe geldiği zaman dişlerde kırılma olabiliyor ya da bizim görmediğimiz çatlaklar kök bölgelerinde kırılmalar ezilmeler olabiliyor. Bu durumlarda pulpa açılabiliyor, pulpa dokusu açılabiliyor canlı doku ya da işte kök ucundaki kemiğin zarar görmesiyle dişin beslenmesi buradan kesiliyor ve diş yavaş yavaş cansız hale geliyor. Bu durumlarda da yine kanal tedavisi yapıyoruz. Bunun haricinde ne olabilir? Bir de biz kaplama kron yapılan dişlerimiz var. Bunlar için belli bir kalınlık gerekiyor. Dişi bir miktar küçültmek gerekiyor. Metal ve seramiğin ya da işte sadece seramiğin gelebilmesi için.
Bazı dişlerde pulpa dış yüzeye daha yakın oluyor ve bu küçültme işlemi yapılırken açılabiliyor ya da hassasiyet artabiliyor. Bunlarda da protez uzmanına danışılarak yine kanal tedavisi yapabiliyoruz. Şimdi eğer diş hekimimiz bize kanal tedavisi önerdiyse farklı alternatif tedavilerden de yarar görür müyüm ya da böyle bir alternatif tedavi var mı gibi sorular da gelebilir. Çünkü kanal tedavisi biraz korkulan, çekilinen bir tedavi, yanılmıyorum değil mi? Evet. Yani böyle bir şey var mı? Yani alternatif olabilecek bir tedavi var mı? Kök kanal tedavisine alternatif olabilecek aslında çok bir tedavi yok. Eğer pulpa enfekte olmuşsa geri dönüşümsüz bir şey oluyor maalesef. Süreç bu. Oluyor süreç artık. Süreç oluyor. Aynen, o yüzden kanal tedavisine alternatif bir tedavi yok. Ama şöyle bir durum olabiliyor. Pulpanın hassasiyetini artıp tam olarak enfekte olmadığı durumlarda koruyucu bazı yöntemlerimiz oluyor. Dişin pulpasının bir kısmı alınarak, özellikle gençlerde, çocuklarda daha çok da uygulanan bir şey. Bir kısmı alınarak geri kalan kısımlar üst kısmı doldurulabiliyor, takip edilebiliyor. Ya da işte açılan kısım kapatılabiliyor. Bu şekilde derin çürük tedavisi dediğimiz ya da kuaföj dediğimiz işlemler yapılabiliyor. Ama bunun tamamen haricinde, koruyucu. Evet, ama bunun haricinde eğer diş kanal tedavisine gitmişse, artık pulpa enfekte olduysa maalesef bunun alternatif bir tedavi yok. Şimdi kanal tedavisi ağrılı bir işlem mi? Az önce altını çizdiniz, işte anestezi veriyoruz dediniz ama aslında tabii en önemli çekincelerden biri bu. Özellikle o ilk anestezinin yapılışı bile bazen değil mi hastalarınızda endişelere neden oluyor. Biraz bu konuyu konuşalım dilerseniz. Kanal tedavisi aslında ağrılı bir işlem değil. Tabii eski dönemlerde anestezi tipleri farklıydı, teknoloji çok fazla gelişmemişti, iğnelerin kalınlıkları farklıydı. Bunlardan ötürü hastaların tabii korktuğu durumlar olabiliyor. Kanal tedavisi kesinlikle ağır bir tedavi değil. Biz derin bir anestezi sağlıyoruz. Ama bazı çok akut şiş vakalarda, apseli dişlerde ya da işte bazen hastanın kaygısına bağlı olarak bile ağrı işin düşmesine bağlı işlem esnasında hafif hassasiyetler duyabiliyor hastalar. Böyle bir şeyi fark ettiğimizde de hemen ya anestezinin dozunu artırarak ya da bunun yanında alternatif destekleyici anesteziler yaparak hastanın bu şikayetini kesiyoruz. Yani bu şekilde işleme devam etmiyoruz. O yüzden rahatlığı önemli değil mi hastalarınızın? Tabii ağrılı bir tedavi değil. Hatta hastanın tamamen kontrolünün de olduğu bir tedavi aslında kanal tedavisi. O anda hiçbir ağrı, sızı hissedilmiyor. Aslında güçlü ilaçlarınız var bu anlamda hastalarınızı rahatlatacak. En ufacık bir şey hissettiğinde de biz destekleyici anesteziler yapıyoruz zaten. Bu da mümkün. Yani tabii. İşlem sırasında da yine müdahale edebiliyorsunuz. Tabii ki. Aslında tabii en önemli sorulardan biri tedavi sonrası neler hissediliyor? Çünkü o diş ağrısı gerçekten çeken izleyicilerimiz bilirler değil mi? Zor bir ağrı, evet. Geçirilmesi zor bir ağrı. Gerçekten yaşam kalitesini etkileyen bir ağrı. Peki tedaviden sonra böyle ağrılarla karşılaşmak mümkün mü? Ya hiç ağrısı olmayan hastalar olduğu gibi ağrısı olan hastalar da var ve karşılaşmak da gayet mümkün. Vücutta nasıl başka bir bölgede operatif bir işlem yapıldığında, küçük bir işlem yapıldığına dair bir ağrı beklendiği hekimler tarafından söyleniyor. Kanal tedavisinde de biz aslında o bölgeye mikro bir işlem yapıyoruz, mikro bir operasyon yapıyoruz. Dişin sinirlerini kopartıyoruz, kök uçlarında buna bağlı yara bölgeleri oluşuyor, burada bir ödeme oluşuyor. Evet. Hastalarda şöyle bir şey oluyor, ben dişime kanal tedavisi yaptım, dişin sinirleri alındı. Bitti. Peki benim neden dişim ağrıyor? Sinir alınmış diş sanki neden ağrıyor? Sanki ölmüş gibi diş belki görülüyor değil mi? Evet, öyle görülüyor. Bu işte dediğim gibi ağrımasının sebebi aslında dişten kaynaklı değil. Bizim çevre dokuda oluşturduğumuz birazcık ödeme bağlı basınç reseptörlerinin, sinir reseptörlerinin uyarılmasıyla olan bir hassasiyet durumu. Bu da ilk 2-3 gün şiddetli de olabilir ama bir haftada azalarak aslında bitmesini bekliyoruz genel olarak. O önemli. Yani bir hafta gibi bir süreçte belki o süreçte yine bir ağrı kesici desteği. Evet, bazen çok şiddetli ağrılı vakalarda hafif bir soğuk kompres önerebiliyoruz. Ama anti-inflamatuar ilaçları genellikle zaten hastalara reçete ediyoruz bu şey için. Anti-inflamatuar ilaçlarda yani bu ağrı kesici analjezikler bu süreci daha rahat atlatmalarını sağlıyor hastaların. Peki kanal tedavisi yapıldı dişimize. Bu diş çürür mü tekrar? Yani çürümeye devam eder mi? Hani çünkü önemli bakımında da dikkat edilmesi gereken şeyler vardır muhakkak. Var mı böyle bir şey? Kanal tedavisi aslında çürüye karşı koruyucu bir tedavi değil. Yine hastalarımızda bu tarz bir görüş olabiliyor. Aslında kanal tedavisi yap derim ama bundan sonra dişim... Artık bitti. Evet, bitti. Hani can dokusunda çürümez diye düşünüyor. Aslında dişin kendisinin bir savunma mekanizması var.
Mesela çürük derinleştiği zaman dişin içerisindeki can doku kendini çekebiliyor. Ya da işte mine düzeyinde bir çürük başlangıcı olduğu zaman flor kullanılırsa, iyi temizleme yapılırsa çürük durabiliyor, ilerleyişi yavaşlayabiliyor. Ama kanal tedavisi yaptığımızda bu savunma şeyini aslında bir miktarda kaldırıyoruz. Pulpa dokusu ortadan kalkıyor. Yani tamamen hastanın bakımına ve ağız hijyenini yüksek tutmasına bağlı olan bir durum oluşuyor. Bir de bunların tabii ki üst yapıları da var, restorasyonları da var. Yani kanal tedavisini biz kökte yapıyoruz ama bunların üzerine bir dolgu yapılıyor, bir kaplama, kron yapılabiliyor. Bunlar arayüz fırçaları, diş ipleriyle temizlenmezse normal diş gibi, hatta normal dişten daha hızlı bile çürümeler görebiliyor. Yani önemli olan ağız hijyeninin ne işlem yapılırsa yapılsın en üst seviyede tutulması. Çok önemli. Evet. Yani evet, sinire alınmış olabilir dişimizi ama biz ona iyi bakmaya, fırçalamaya devam edeceğiz. Gerekiyor. Hatta kontrollere. Tabii ki. Şimdi başarı oranı yüksek bir tedavi mi kanal tedavisi? Kanal tedavisi başarı oranı yüksek bir tedavi. İdeal şartlarda yapıldığında biz kök uçlarına kadar ilerleyip sinirleri almak istiyoruz. Buradaki enfekte dokuları almak istiyoruz. Eğer kök uçlarına kadar ilerleyebilirsek, buradaki tüm enfekte dokuyu alıp iyi bir dolum yapabilirsek kanal tedavisine ve daha da işte önemlisi, demin de bahsettiğim gibi üst yapısı da önemli. Biz kökleri doldurduğumuzda üstte de bir köklerde sızdırmazlık elde ettiğimiz gibi üstte de bir sızdırmazlık istiyoruz. Dolgusunun ve kaplamasının da iyi bir şekilde yapıldığı varsayılırsa çok başarılı ve uzun ömürlü bir tedavi. Tabii başarısız olduğu durumlar da olabiliyor. Bunların ideal olmaması sebebiyle. O zaman da bazen yeniden kanal tedavisi yapabiliyoruz. Uzman eller çok kıymetli diye düşünüyorum. Siz endodonti ana bilim dalı altında çalışıyorsunuz. Evet. Endodonti de işte kanal tedavisiyle, değil mi, ilgilenen branş diş hekimliğinde. Evet. Tecrübeli eller, uzman eller her zaman tedavinin başarısında eminim çok önemli bir yere sahip. Şimdi hangi durumlarda yeniden kanal tedavisi yapılabilir? Bunu da konuşalım. Çok az bir vaktimiz kaldı. Ne zaman yapılabilir? Biz ideal bir tedavi yapamadıysak, bu ideal tedaviyi ne zaman yapamayız? İşte dişte kök kanalları kalsifiye ise, malzeme bazen kırılabiliyor çok eğimli kanallarda. Kök kanalına ulaşamadıysak ucuna ve enfektif doku kalmışsa, hasta semptom gösterdiyse yeniden kanal tedavi gereksinimi oluşabiliyor. Bu durumlarda? Aynen. Tekrar aynı şekilde tedavi yenilenmiş oluyor aslında. Evet, istediğimiz iyileşmeyi göremezsek, bazen sistemik hastalıklara bağlı da iyileşme olamayabiliyor. Böyle durumlarda yeniden kanal tedavisi yapmamız gerekiyor. Çok önemli bilgiler aldık ama ben son bir mesaj rica edeceğim. Eve götüreceğimiz mesaj. Sağlık ağızda başlar dedik. Evet. Ne olacak son mesaj? Ya benim son mesajım hastaların düzenli bir şekilde kontrollerine gitmesi ve kanal tedavisine ulaşmadan dişleri, yani bize gelmeden, değil mi, İlerlemeden tüm tedavilerini bitirmeleri. Bitirmeleri çok önemli. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben İşlerinizde teşekkür kolaylıklar ederim. Diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün de Başkent'te Sağlık programımızın sonuna geldik. İlk bölümümüzde romatizmal hastalıkların tedavisinde gündeme gelen ilaçlarla ilgili merak edilen sorulara cevaplar bulduk. İkinci bölümümüzde de diş hekimliğinde kanal tedavisi ve merak edilen sorular, konu başlıklarıyla ilgili önemli bilgiler aldık. Sizlere güzel, keyifli ama en önemlisi sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.